Osmaniye'nin sağlık yapısını güçlendirecek şehir hastanesi niteliğindeki 50.550 metrekare inşaat alanına sahip devlet hastanesinde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Geçen yıl Temmuz ayı içerisinde inşaatına başlanan ve Osmaniye'nin sağlık yapısına değer katacak 800 yatak kapasiteli 600 yataklı hastanenin 2022 yılı Haziran ayı içerisinde bitirilerek hizmete açılması planlanıyor. Hastanenin kaba inşaatının %97 oranında tamamlandığını ifade eden İl Sağlık Müdürü Dr. Hasan Öznavruz, hastane inşaatının pandeminin gölgesinde sessiz sedasız yükseldiğini söyledi. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yer tahsisi sağlanan 50.550 metrekare oturum alanına sahip 800 yatak kapasiteli 600 yataklı Osmaniye Devlet Hastanesi'nin kaba inşaatının %97'si tamamlanırken inşaat çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. 2020 yılı Temmuz ayı içerisinde inşaatına başlanan Osmaniye Devlet Hastanesi'nin 2022 yılı Haziran ayında bitirilerek hizmete açılması planlanıyor. Tamamlandığında 3 blok şeklinde hizmet verecek olan hastane toplamda 180 bin metrekare kapalı alana sahip olacak. Acil biriminde acil ameliyathanesi başta olmak üzere toplamda 24 ameliyathanenin hizmet vereceği hastanede 190'a yakın erişkin, çocuk ve yeni doğan yoğun bakım ünitesi yer alacak. 182 poliklinik odasıyla vatandaşlara hizmet vermeye başlayacak olan hastanenin içerisinde odalar, salonlar ve eğitim salonlarının bulunduğu 2516 adette mahal alan bulunacak. Hastanenin toplam oturum alanının 50.550 metrekare olduğunu söyleyen İl Sağlık Müdürü Dr. Hasan Öznavruz şöyle konuştu. Şu an itibariyle 800 yatak kapasiteli 600 yataklı Osmaniye Devlet Hastanesi'nin inşaat alanındayız. İnşaatımız 03.03.2020 tarihinde yer teslimiyle birlikte şu an itibariyle toplam oturma alanı olarak 50.550 metrekare, toplam kapalı alanı 180 bin metrekare olan bir hastanemiz var. Şu an 3 bloktan oluşmakta. Acil birimimizde özellikle acil ameliyathanemiz ve diğer ameliyathanelerimiz olmak üzere yoğun bakımlarımız, yine acil ünitemizin içerisinde bağımsız radyoloji ünitesi içerisinde tomografisiyle, direkt grafisiyle bütün iş ve işlemler burada yapılacak. Yine 3 CPR dediğimiz yeniden canlandırma odası, yoğun bakımlarımız kendi iç bünyesinde özerk olarak bulunmaktadır. Yine hastanemizin tamamında şu bilgileri verebiliriz. 2 adet anjiyo salonu, fizik tedavi ünitemiz, yine yanık hasta servislerimiz, kemoterapi ünitemiz, SDL dediğimiz sancısız 12 adet tekli doğum salonlarımız mevcuttur. Yine burada diyaliz ünitemiz, palyatif servisimiz başta olmak üzere yine buralarda mahkum koğuşlarımızla inşallah vatandaşlarımıza bittiğinde hizmet vereceğiz. Yine toplam 190'a yakın erişkin, çocuk ve yeni doğan yoğun bakımlarımızla başta Osmaniye olmak üzere bölgeye hizmet vereceğiz. Yine toplam 182 poliklinik odamızla hizmete başlayacağız inşallah. Yine acil ünitemizin bulunduğu alanda toplam 24 ameliyathanemiz ve yoğun bakım servislerimizle burada A blokta inşallah hizmet vermeye devam edeceğiz. Yine toplam geneline baktığımız an itibariyle toplam 2516 mahal dediğimiz alanımız mevcut. Buralarda odalar, salonlar, eğitim salonları olmak üzere bölümlerimizden oluştuğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Şu an itibariyle hastanemizin geldiği aşama kaba inşaatımızın yaklaşık %97'sinin bitmiş olduğunu buradan rahatlıkla söyleyebiliriz. Gün gün takip ediyoruz. Tabii hastanemiz özellikle temel atılmadan başlandı. Pandeminin gölgesinde sessiz sedasız bir şekilde yükselişini de devam etmekte. Hastanemizi de buradan takip ediyoruz. Tabii hastanemiz şu pandemi süreci özellikle Türkiye'deki şehir hastaneleri başta olmak üzere
büyük kapasiteli yapılmış olan hastanelerin ne derece bu süreçte derdimize deva olduğunu da gördük. İnşallah 2022 yılı içerisinde de hastanemiz bittiği an itibariyle 10 bin kişiye düşen Türkiye'deki yatak sayısı ortalamasıyla Türkiye'nin ortalamasının üzerinde bir yerde edinerek vatandaşlarımıza daha sağlıklı, daha nitelikli, konforlu bir sağlık hizmetini de sunmuş olacağız inşallah.